19 Nisan 25 Nisan değerli yengeç burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuz mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkiofşir Instagram sayfam günlük yorumlarınızda takip edebilirsiniz. Evet bu hafta en şanslı burçlardan sizlersiniz. Her şeyden önemlisi başarmak istediğiniz işinizle alakalı yaşanan gerginliklerde bir rahatlık söz konusu olacak. Uzun süredir maaş ve iş konularınızla alakalı yansıtılmayan paralarla ilgili yavaş yavaş ödeme sistemleri gerçekleşecek. Eğer uzun süredir evde oturup iş problem, iş iş yok, ben ne yapacağım diyorsanız, iş kapınızla ilgili olumlu haber alacaksınız. Yani bu hafta yengeçler iş konularınızla alakalı yaşayacağınız fırsatları çok doğru değerlendirirseniz güzel enerjiler ve güzel fırsatlar yakalayacaksınız. Özellikle de şunu demek, demek istiyorum, ofiste kalabalık bir ofiste çalışıyorsanız. Ee, Çalıştığınız ortamdaki insanların bir sağlık kontrolü var mı sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşanabilir ee, bu tarz kaoslar gündeme gelebilir ee, o yüzden bağışıklık sistemimizi kulak burun ve e, orta kulak hetiaplarımızı kontrol etmemiz gerekiyor yoksa risk altında ol, olabilirsiniz sıkıntı yaşanabilir özellikle kendi işini yapan değerli yengeç burçlarında güzel para ve yurt dışı ile alakalı yapmak istediğiniz ya da şehir dışı farklı alanlarda masa işi bilgisayar üzerine yaptığınız işlerde çok büyük bir başarı ve aydınlanma söz konusu olacak. Yani siz aslında iş yerinizde o kadar güzel kapılar açılacak ki fırsatları doğru değerlendirme doğru para evresine giriş yapacağız. Tartışmalı döngü geride kalıyor daha bereketli bir haftaya geçiş sağlıyorsunuz. Yani size kocaman bir kırmızıyı bırakın yeşilde geçin işaretini veriyor Diyorum. kendi işinizi yapıyorsanız bile güzel bir teklif, ortağınız, ortağınızlarınızda sorun varsa iyileşme, farklı işlere ortaklı yapmak istediğiniz planlarınız varsa bunlarla ilgili çok güzel fırsatlar yakalayıp bunları doğru değerlendirdiğiniz takdirde artık sırtınıza ve kafanıza bir sıkıntı olmayacak. Endişe etmeyin diyorum. Özellikle iş için satmak istediğiniz bir araç var. Evet bu satılmalı çünkü kendinize yeni araç almak istiyorsunuz. Yani bunu bahane ettiğinizi düşünüyorum şimdiden yeni aracınız hayırlı olsun. Özellikle çevrenizde bu ara çok konuşulabilir çok popüler enerjiler alabilirsiniz özellikle sanat sanatsal alanda çalışıyorsanız daha çok ön planda geçiş yapacağınız bir hafta herkesin göz bebeği olup nazara gelebilirsiniz dikkat edin diyorum bu ara insanları çok kıskanıyor olabilirsiniz. Yakındaki bireylerinizi, iş çevrenizdeki dostlarınızı, yakın arkadaşlarınızı, çok samimi dostlarınızı. O yüzden insanların gözlerinizle baskın tavırlarınız var. Kimse kendi enerjinizi yansıtamıyor. Lütfen dostlarını kıskanma. O kıskançlık yüzünden de insanlarla gereksiz kaprisler yapıp aranı bozuyorsun. Onları olduğu gibi kabul et. Lütfen kıskanma enerjisini bu hafta geride tutuyorum. Borsa ya da e sanal parayla uğraşıyorsanız bu hafta dikkat etmeniz lazım. Para kaybı yaşayabilir. Bu da sizi yıpratabilir. Yani daha çok risk risk atmak istiyorsunuz. Yani bu hafta özellikle parasal anlamda yani 19-25 Nisan ve 4 Mayıs'a kadar bu borsa ile ilgili düşünceleriniz varsa paranızı risk atmayın. Altına bırakın. Altında kalsın gereksizce borsada ziyan etmenizi istemiyorum. Uzun süredir ailenize ait bir deniz gören ya da mustakil bir evle alakalı da içini yaptırma niyeti olan yengeç burçları evet yapmalısınız. Çünkü orası sizin köklerinize ait bir nokta. Orası çok güzel bir nokta satılmaması gerekiyor. Bulunduğumuz evin enerjisinde özellikle boya badana daha renkli bir enerjiye giriş yapacaksınız. Bence güzel devin rengi ama siz devamlı bir evde bir eksiklik hissediyorsunuz. Bu da size iyi geliyor. Hadi kolay gelsin diyorum. Bu ara e, çocuklarımız, eşimiz ya da anne babadan güven ihtiyacı duyabiliriz. Sevgi, şefkat. Hadi artık değerli yengeç burçları sevginizi karşı tarafa duyuracak şekilde ve aynı şekilde karşı taraftan duyacak şekilde alırsak güven eksikliğimiz de iyileşir. Daha kendi hayatımızı toparlayabiliriz. Evet uzun süredir ilişkisi olmayan yengeç burçları sürpriz değişimlere hazır olacaksınız. Evliliğinizde problem varsa yavaş yavaş toparlanma dönemine giriş yapacaksınız özellikle de boşanma kararı veren yengeç burçları anlaşmalı ve problemsiz şekilde boşanma hakimiyetiniz gerçekleşecek diyorum. Evet sağlık olarak da ihmal etmemeniz gereken tek nokta bağışıklık sisteminizle alakalı ihmal etmeyin. Bol bol protein, C vitamini, D vitamini artık doktorunuz ya da kim ne diyorsa ona göre vücut bağışıklık sisteminizi güçlendirin diyorum. Uzun süredir iş mahkemesi olan ve hala sonuç bekledim olmadı diye iş hayatı veya iş iadeniz ve iş mahkemenizle ilgili paranızı alacaksınız. Sadece sabırlı olun. O haklar sizin. Kimse haklarınızı elinizden almadı. Belki diş iltabınız ve e, diş eti kanama diş eti kanamalarınız olabilir. Bir dişçiye giderseniz de sevinirim. E, bir mektup ya da bir e, ödemediğiniz bir evrak hanenize sıkıntı olarak gelecek. Burada bakıyorum hemen. E, lütfen e, Ödemelerinizi baştan kontrol edin eve herhangi bir icra yazısı gelmesin. Uzun süredir mahkeme ve ceza ile alakalı sıkıntısı olan yengeçler özgürlüğüne kavuşacak. Derin nefes alacaksınız korkulacak bir şey yok. Yurt dışı ile ilgili farklı bir ülkeye gitmek ya da bulunduğunuz ülkede yurt dışındaysanız güzel fırsatları yakalayacaksınız. Hatta devlet sizi de destekleyecek. Bence yerinizde kalmanız daha sağlıklı abartmanıza gerek yok değerli yengeç burçları. Mutlu kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.